Merhaba sayın holiganlar, yepyeni bir eylem planı bölümüne hoş geldiniz. Eylem planının bu bölümünde yepyeni bir kategoriye başlıyoruz. Bilmesek de olurdu. Bu kategorinin fikir babası en eski dostlarımdan Talat Gökdemir'e buradan teşekkürü borç bilirim. Facebook'tan sorduğum yeni bir bölüm düşünüyorum. Buna ne isim verelim yarışmasında verdiği en güzel cevapla bu ismi seçtik. Zaten iki yanıt vardı. Ben de en çok bunu beğendim. İlerideki anketlerime daha çok katılım bekliyorum. Peki nedir Bilmesek de Olurdu? Bilmesek de Olurdu da sinemayı çok bağlamayan ancak sinema tarihinde yer etmiş, eğlenceli, küçük veya illa sinema tarihine etkilemesi gerekmiyor ama küçük anekdotlar paylaşacağız. Bunlar da zaman zaman film izleme keyfinizi daha çok arttıracak şeyler. Yani eylem planının biraz daha hafif tarafı olarak düşünebiliriz. İlk Bilmesek de Olurdu bölümümüzün konusu ise Ters Deyince Kanunu. Bu bölümü Furkan Çolakoğlu'na atıyorum. Çünkü kendisi son videonun sonunda abi niye hep gerilim diye bir sitemde bulundu. Ben de birazcık gerilimin dışına çıkayım, biraz eğlenceli bir şeylere bakalım dedik. Ve aksiyon sinemasından daha eğlenceli ne olabilir diye düşündüm. Ve Ters Deyince'ye konuşmaya karar verdik. Bunun bilimsel kanunları da var. Hemen şuraya koyuyorum formülü. Bu ne demektir? Bir grup ninja ne kadar sayıları fazlaysa yenilmeleri o kadar kolaylaşır. Tabii ki böyle bir saçmalamadan sonra gerçek anlamına gelirsek, aksiyon filmlerinde karşınıza ne kadar çok rakip varsa o rakipleri ortadan kaldırmak o kadar kolaylaşır. Hemen birkaç örneğine bakalım. İlk örneğimiz Star Wars'da. Gezegenleri istila etmek, öldürmek, ele geçirmek, özel harekat gibi şeyler için genetiğiyle oynanarak klonlanmış özel savaşçılarımız olan Stormtrooper'ların tüm film boyunca gruplar halinde 2 ya da 3 kahramanımıza aynı anda ateş edip hiç vuramaması, ancak gezegenin en kötü karakteri olan Darth Vader ile Ben Kenobi arasındaki bir savaşın 10 dakika sürebilmesi bize Ters Ninja'nın ilk örneğini çok temiz bir şekilde sunabiliyor. Birazcık izleyelim isterseniz. Bakın vuramıyorlar. Evet. Bak vuramadı. Stormtrooper'ların önüne apartman koysak oradaki duvarı vuramaz zaten. O ayrı bir mevzu. Ama özel yetiştirdiler. Darth Vader ile Ben Kenobi arasındaki dövüşe bakalım. Evet. Laf duellosu. Yani konuşuyorlar falan. Daha da net bir örneğe bakalım. Biliyorsunuz Tarantino sinema tarihine çok hakim bir yönetmen ama böyle şeyleri bulup çıkarmakta usta. Hemen Kill Bill filmine gidelim. Uyarmadan ne demeyeceğim. Bu kısımda biraz vahşet var. Ne de olsa Tarantino'ya bakıyor olacağız. Dolayısıyla eğer kan sevmiyorsanız stilize olsa da çok bakmasak iyi olur sanki. Kill Bill'in çeteyle dövüşüne bakalım. Etrafında onlarca adam var ve her birinin öldürülmesi ortalama olarak 1,5 saniye sürüyor vahşi şekillerde. Evet, görüyorsunuz ortalama 1,5 saniye sürerken her bir karakterin ölümü bizim bölüm sonu canavarı diyebileceğimiz ya da ondan önceki minik patron diyebileceğimiz karakter geldiğinde yaklaşık olarak 40 saniye dövüşüyorlar ve teke tek dövüşüyorlar. Ve ondan sonra da Lucy Liu ile olan kavgasına geçtiğimizde sadece kılıcın çekilmesi dahi 15-20 saniye sürebiliyor. Bir adamın öldürülmesi 1,5 saniye, kılıcın çekilmesi 1 dakika. Ters deyince biraz kafanızda oturmaya başladı mı? Evet arkadaşlar, yani neymiş? Ne kadar fazla sayıda birine hücum edersek o kadar kolay yok edilecekmişiz. Gerçek anlamda hiçbir mantığı olmayan bu kuralı da bilmeseniz de olurdu açıkçası. Yeni bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli ve eğlenceli bir bölüm olmuştur. Dediğim gibi biraz daha sinemanın eğlenceli tarafına bakacağız Bilmesek de Olurdu da. Bölümü beğendiyseniz paylaşmanızı, takip etmenizi, abone olmanızı, Facebook, Twitter, ne kaldı? YouTube, buralardan takip almanızı ve diğer insanlara da bahsetmenizi istiyorum. Bir dahaki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.